Evet arkadaşlar, daha önce bir LGS toplantısı yapmıştık sizlerle. Bugün yine yaptıklarımızı bir gözden geçirelim. Yine eksikliklerimiz var mı? Bunları tespit edelim diye bir toplantı gerçekleştirmek istedik. Hepinize biz dezenfektan ve maskeleri teslim ettik, değil mi? Bunu herkes aldı. Bunları şimdi okullarınızda muhafaza ediyorsunuz ve aynı zamanda kontrol edin sayı yeterli mi diye. Eğer sayı yeterli değilse bizden isteyin. Maske problemimiz yok. Bunu öncelikle söyleyelim. Çocuk okul kapısına geldiğinde orada rehber öğretmen ve sizin okulunuzun görevlilerinden oluşan bir grup onu karşılayacak. Bu görevliler ne yapacaklar? Bir tanesi çocukların eline dezenfektan yaparak dezenfekte işini yapacak. Birisi de çocuğa maske verecek. Size verdiğimiz bu maskelerden birincisini. Çocuk eğer bir maskeyle geldiyse o getirdiği maskeyi çıkaracak. Oraya bir çöp koyacaksınız. Çocuk kendi geldiği maskeyi atacak. Bizim maskemizi vereceğiz. Okulun giriş kapısında. Elini de dezenfekte edeceğiz. Sınıfta da bir dezenfektanımız olacak biliyorsunuz. Hem dışta olacak hem de her sınıfta olacak. İçeride de yine öğretmen ellerini dezenfekte ederekten yerine oturacak. Ondan sonra zaten bakanımız da açıkladı. Sınav esnasında maskelerini çıkarabilecekler. Çocuklar araya çıktığında masalarına da konulabilir. Eski maskeler toplanır, yeni maskeler. Onu siz artık bir sistem kurarız. Çevresinde okulunuzun inşaatlar falan varsa biz genel bir bilgilendirme yapacağız ama siz de öncesinden vatandaşları uyarın. Bunları gürültü olmasın diye. Herkese merhabalar. İl müdürümüz sınavla ilgili, taşımayla ilgili açıklamaları yaptılar. Ben kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Arkadaşlar, bu sınavda sadece hepimizin bildiği gibi 8. sınıf öğrencileri gelecek. Araç düzenlemelerinde bu yeni düzenlemeye göre tam kapasiteyle öğrenciler geliyor. Ama şöyle bir durum var. Bir hatta 3-4 tane araç olabilir. Biz iş artışıyla gelecek araçları belirledik. Siz hangi araç gelecekse onun plakasını sisteme girdiğiniz zaman, onun kontrolünü yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı yaşamayız. O araçların kontrol noktasında da biraz itina gösterirseniz seviniriz arkadaşlar. Ben hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kıymetli arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi günler diliyorum şimdiden. Belki bazen tekrara düşeceğiz. Bazı hususları birkaç kere dinlendirmek durumunda kalacağız ama mühim bir sınav. Dezenfektanlar için de kendi kaynağımıza başvurduk. Onunla ilgili de size bilgi vermiş olalım. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İstanbul, Sancaktepe, Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden temin ettik o kimyasal dezenfektanları, kimyasal içeren. Yani bakanlığın kendi kaynağını da kullanmış olduk bu şekilde. Bize gönderilen ödeneği yine kendi içerimizde, kendi kurumumuza aktarmış olduk. Bu şekilde temin ettik. Arkadaşlarımız da sağ olsun güzel bir şekilde, çok hızlı bir şekilde organize olarak malzemeleri teslim aldılar. 1-1,5 gün gibi bir sürede bütün okullarımıza, 97 sınav merkezi okulumuza, ilçelerde dahil olmak üzere ulaştırdık. Bunun yanı sıra çevrede sosyal mesafesi korunması gereken özellikle bahçe dışındaki velilerle ilgili de rehberlik öğretmenlerimiz sahada olacağı için bir tedbir alabilirsiniz. Orada da bir maske dağıtabilirsiniz. Bu da devletin temsili açısından güzel bir uygulama olur. Kadrolu rehberlik öğretmeni bulunan okullarımızın tamamına yedek salon görevlisi olarak rehberlikçilerimiz eklendi. Şu uygulamaya da gidebiliriz. Bazı okullarımızdaki fazla rehberlik öğretmenlerimizi rehberlik öğretmeni bulunmayan okullara yönlendirebiliriz. Onu süreci takip ettikçe göreceğiz. Çok lüzum olmayabilir ama biz hani çok özellikle kalabalık okullarda çocuklara rehberlik edecek bu hususta formasyon sahibi arkadaşların yardımcı olmasını istiyoruz. Ya da siz de öğretmenlerden birisini eğer rehberlik öğretmeniniz yoksa bu işle iştigal etmek üzere bu görevle vazifelendirip çalıştırabilirsiniz sınav günü. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Şimdi biz Teşekkür açık öğretim ederim. sınavlarında elimizde şöyle bir evrağımız oluyordu. Sınavda dikkat edilecek hususlarla ilgili bunları toplantıda öğretmenlerimize okuyorduk. Bir de salon başkanı ve gözcüye ait işlem basamakları oluyordu. Bu da öğretmenimizin, salonun başkanı ve gözcünün elinde oluyordu. Bu check listesini kontrol ederek hataları azaltmış oluyorlardı. Bunlar bir daha elimizde olur mu bu merkezi sınav, lise Evet. sınavına
Tabii hocam olduğunu. Şimdi aynı açık öğretim kurumları sınavlarında olduğu gibi bu dikkat edecekleri hususlara ilişkin evrak, ben de çok önemserim onu. O evrak genelde sınava çok yakın tarihte gelir. Son ana kadar karşılaşılması muhtemel hususlar bir gözden geçirilir. Genelde tip olarak hazırlanmış olarak farz edilir ama arada muhakkak değişiklikler olur. Genel müdürlüğe biz bunu ilettik. Bu sınava özel erken gönderin dedik ama henüz elimize gelmedi. Henüz elimize geçmedi. Bize ulaşır ulaşmaz hem WhatsApp üzerinden hem yazı olarak okullarımıza o dikkat edecek hususlar ulaşacaktır. Çok mühimdir. Peki katılmanız için hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi mümkün mertebe sınav salonlarının hazırlıklarını hızlandıralım. Durumu görmüş oluruz. Yine ofisimizle, büromuzla irtibat kurun, bizimle irtibat kurun. Çözüm getirmeye gayret göstereceğiz bu hususlarla ilgili. Yine WhatsApp grubumuzu çok sıkı takip etmeniz lazım. Ortak sınav grubu, LGS grubu konunun içeriğine göre ben oralarda paylaşım yapıyorum. Paylaşımlarımızı takip edin. Bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar.